Merhaba canlar. Yeşim Hoca ile Fizik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kaldırma kuvvetiyle ilgili pratik yöntemlerden size bahsedeceğim. Ve hemen arkasından da bakın soruları çözerken ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Eşit ağırlık öğrencilerimiz, sayısal öğrencilerimiz hepiniz için gayet hoş bir yöntem gösteriyorum sizlere. Ve bu aslında bizim hocalar olarak da size hep formüllerle verdiğimiz bir şey ama ben onu birazcık daha böyle basitleştirerek size gösterdim ve beğeneceğinizi umuyorum. Bu arada yeni katılanlar var ailemize. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve yeni yeni katılacaklara da diyoruz ki lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etme. Haydi bakalım, hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz. İlk notumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ne demişiz? Pratik yöntemimiz 1. Yüzen ve askıda kalan cisimlerin öz kütlelerini bulurken. Yani şartımız neymiş arkadaşlar? Cisimlerimiz ya yüzecek ya da askıda olacak. Yani batma durumunda bu pratik yöntemi kullanmıyorsunuz. Yüzüyor mu, askıda kalmış mı, yaşasın deyip hemen acaba pratik yöntem olur mu bakabilirsiniz. Öz kütlelerini bulurken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ne demişim bakın, cismin sıvıdaki batma oranını bul. Sonra da sıvının öz kütlesiyle çarpıver. Bulunduğu sıvının öz kütlesi neyse onunla çarp demişiz. Hadi gelin batma oranı nasıl bulunuyor ve bu yöntemimiz nasıl kullanılacak hemen bir soruda öğrenelim. Paraf yayınlarından sizin için seçtiğim soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kendi içlerinde eşit hacimli neler var? K ve L cisimleri sıvının içerisine konulmuş ve şekildeki gibi dengede kaldığına göre cisimlerin öz kütlelerini bulup bana bunların oranını bulur musun diyor. Öz kütlelerini nasıl buluyoruz? Hemen bakıyoruz. Acaba Yeşim Hoca'nın söylediği pratik yöntem olur mu? Yüzüyor mu arkadaşlar bunlar? Yüzüyor, yaşasın diyoruz ve başlıyoruz. Ya yüzecek ya da askıda kalacak demiştik. Şimdi K cisminin öz kütlesine başlıyorum arkadaşlar. Ne demiştim size notta? Batma oranını bul, sonra da sıvının öz kütlesiyle çarp. Şimdi sıvının öz kütlesi burada verilmemiş ama K ve L cisimleri ikisi de aynı sıvıda olduğu için sen bunlara bir tane sıvıya öz kütle tayin edebilirsin. D dersin, 1 dersin, 2 dersin, ne dersen de. İkisi de aynı sıvıda zaten, ben D diyorum. Şimdi K cisminin batma oranını bulacağım o zaman. Batma oranı nasıl arkadaşlar? Suyun içerisinde ne kadarı kalmış bakın. Eşit hacim bölmeli dediği için bunların hepsi. Her bir şuradaki bölmeye V, V, V diyebilirsiniz. Ve bakıyorum K'nın 2 tanesi batmış. O zaman batma oranını bulurken 2 birim battı. Tamamın ne kadar? 3. O zaman hemen yazıyorum. Batma oranı ne kadarı battı? 2V. Tamamı ne kadar? 3V. İşte şu bulduğumuz 2 bölü 3 arkadaşlar bizim batma oranımızdır. Yani bütün haciminin kaçta kaçı batmış onu buluyoruz. Peki batma oranını bulduktan sonra sonuncu hamlem ne? Bulunduğu sıvının öz kütlesiyle çarpmak. Oldu sana 2D bölü 3. Bu nedir arkadaşlar? İşte K cisminin öz kütlesidir. Bakın bu kadar basit. Geldim L'ye. Hemen bakıyorum. Ne kadarın battı? 3 battı. Tamamın ne kadar? 4. O zaman diyorum ki 3 bölü 4. Yani bunu uzun uzun 3V bölü 4V deyip V'ler nanay gitti diyebilirsiniz. Ama yazmıyorum uzun uzun, artık V'ye de ihtiyacım yok. 3'e 4 dedim. 3 bölü 4'ten bir de yanına sıvının öz kütlesi de çarpıverdim mi? Oldu sana 3D bölü 4 L cisminin öz kütlesi. Bana ne demişti? K'yı L'ye oranlar mısın demişti. O zaman bir de oran buran yapalım arkadaşlar. DK bölü DL. K cisminin öz kütlesini aynen yazıyorum. 2D bölü 3. Sonra alttaki DL'yi de ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 3D. Evet, gördüğünüz gibi D'ler yine nanay. 2 kere 4 8 mi canlar? 3 kere 3 de 9 mu? Evet ve cevabımız Edirne. Sevdiniz mi yöntemi? Şimdi birkaç tane daha yapıp pratikleştirelim bunu, iyice anlayın. Hadi gelin buna bakalım. Ne demişiz? Yine paraf yayınlarından devam ediyorum. Yine eşit hacimli cisimlerimiz. O zaman hepsine
Yapıştır V'leri. Al sana V, al sana V, al sana V. Yazmasanız da olur da gösteriyorum işte. Peki KLM cisimlerinin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi bu sefer bana sormuş. Üçü de aynı sıvıda mı yüzüyor arkadaşlar? Evet. O zaman al sıvının öz kütlesini D'de gitsin. Hemen bakıyorum, yüzüyor musunuz siz? Yüzüyoruz, yaşasın diyoruz ve başlıyoruz o zaman. Batma oranını buluyorum. Ne kadarım battı? 1. Tamamın ne kadar? 2. O zaman K için batma oranı arkadaşlar nedir? V'leri yazmayacağız. Şöyle yapalım. Ne dedik? 1'e 2. 1 bölü 2 çarpı hemen bulunduğu sıvının öz kütlesi. Al sana bu K'nın öz kütlesi. Bitti. Devam ediyorum. L'ye bakalım. Ne kadarın battı sıvının içerisinde? 1. Tamamın ne kadar? 3V. Al, onu da yazdım. Batma oranı bulundu. Sıvının öz kütlesiyle çarpıver. Bu da L'nin öz kütlesi. Devam ediyorum. Hep bakın, cismimizin öz kütlesini bulmaya çalışıyoruz. Ne kadarın battı? 1. Tamamın ne kadar? Ne kadar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 ve o zaman 1 bölü 4 çarpı hemen sıvının öz kütlesi. Oldu sana M cisminin öz kütlesi. Şimdi artık karşılaştırabiliriz. En büyük kim? Bakın, 0, 5 ile en büyük K değil mi? Daha sonra 1 bölü 3, en küçük de 1 bölü 4. Yani K, L, M sıralaması cevabımız Bursa oluyor. Ben bu soruyu şimdi çözeceğim arkadaşlar ama videoyu durdurup kendiniz bir kez çözmeye çalışabilir misiniz? Hemen elinize bir kağıt kalem alın, çözmeye çalışın. Çözemezseniz hadi gene benle beraber başlıyoruz. Eşit hacimli bölmelere ayrılmış bir tanecik X cismimiz var ve sıvının içerisinde şekildeki gibi dengede. X cisminin bu sefer bize öz kütlesini vermiş ve sıvının öz kütlesi acaba nedir diye sormuş. Yüzüyor mu bu cisim? Yüzüyor. O zaman hadi gelin pratik yöntem. Ne yapacağım? X cisminin öz kütlesini ben bulurken ne diyordum arkadaşlar? Bunun batma oranına bakacaktım. Batma oranın kaç? 2 birim batmış. Tamamı ne kadar hacmi? 3, 4, 5 mi? Evet, 2 bölü 5. O zaman bunun batma oranıyla sıvının öz kütlesini çarparsak, D sıvı diyelim ona, bana neyi veriyordu? X cisminin öz kütlesini veriyordu. Şimdi soruda bana hangisini vermiş? DX'i vermiş. O zaman ben DX yerine 0,8 yazarsam D sıvıyı bulabilirim değil mi? 2 bölü 5 çarpı D sıvı eşittir X cismimin öz kütlesi. Buradan ne geliyor canlar? D sıvımız. Şu 8 bölü 10'u isterseniz şöyle bir rasyonel olarak yazalım. Kesirli. 8 bölü 10. Şu 5'i de arkadaşlar, D sıvıyı burada yalnız bırakacağız ya. Şu 5'i buraya şutlasam, 2'yi de bunun altına şutlasam, o zaman ne olur? 5 bölü 2 olur. Ve buradan sonucumuz ne gelir? Şu 5 ile şu 10, 2 değil mi? 8 bölü 4'ten cevabımız 2 gram bölü santimetre küp gelecek. Şimdi birinci notumuz anlaşıldıysa ikinci notumuza geçiyorum. Bakın ne dedik? Bu da aslında kaldırma kuvvetinin kendisinin temel sebebi aslında. Yani Arşimet prensibi dediğimiz durum ama birçok soruda kullanıyoruz arkadaşlar. Bakalım neymiş? Not dedik. Yüzen ve askıda kalan cisimlere, bakın, tekrar yüzen ve askıda kalan cisimler olması önemli. Etki eden kaldırma kuvveti neye eşitmiş? O cismin ağırlığına eşittir. Hadi gelin bakalım bunu şimdi uygulayalım. Eşit hacimli 4 bölmeye ayrılmış bir X cismimiz var. Sıvının içerisinde gördüğünüz gibi yüzüyor. X cisminin üzerine hop nereden çıktı bu? Bir tane Y cismi koyduk ve X cismi gördüğünüz gibi suyun altını boyladı. Daha çok battı, bütün hacmi battı. Ve şekil 2'deki gibi olmasının sebebi tabii ki de Y cismi. Bize ne soruyor arkadaşlar? X cisminin ağırlığının Y cisminin ağırlığına oranı. Yani bunların ağırlıklarını hadi bakalım bulun diyor bize. Ne diyeceğiz hemen biz soruya başlamadan? X cismi yüzüyor mu? Evet. O zaman ne diyoruz? Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşitti.
Zaten konumuz kaldırma kuvveti, bize de ağırlık sorulduğuna göre ikisinin arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor ve bu notumuz çok değerlidir. O zaman gelin hadi bakalım. Her bir hacmine biz bunların V diyelim. Ve buradaki kaldırma kuvvetini hemen tabii ki kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlamamız gerekiyor. Bir tanecik kıymetli formülümüz var. Unutmazsınız değil mi bunu? Neydi kaldırma kuvveti? Cismin batan hacmi V batan ve bulunduğu sıvının öz kütlesi, bir de G yerçekimi ivmemiz vardı ki bunu zaten hep koyuyoruz. Sadece şu V batan D sıvıyı bile bilseniz yeterli arkadaşlar. Ay'a ya da Mars'a dünyamızdan başka bir gezegene götürülmediyse şuradaki G yerçekimi ivmesi hep aynı gelecek çünkü. Şimdi hemen bakalım ne demiştik? Kaldırma kuvveti aynı zamanda yüzen ve askıda kalan cisimlerde ağırlığa eşitti. O zaman ben burada bunların kaldırma kuvvetini bulursam aslında ağırlıklarını da bir nebze bulmuş olacağım. Bunun kaldırma kuvvetine ne diyebiliriz arkadaşlar? X cisminin bir hacmi batmış, 1V kadarı. O zaman aynı sıvıda olduklarına göre bunlar, ikisi de sıvılar aynı. Ben şunu diyebilir miyim? Batan hacimle kaldırma kuvvetleri orantılı diyebilirim. Çünkü G'ler zaten aynı. Şu benim aynı işaretim, buna alışın. Bulundukları sıvıların öz kütleleri de aynı. O zaman bunları şöyle size güle güle deyip şutlayabilirim. Yani batan hacmin V kadarsa senin V hacmindeki kısmının kaldırma kuvveti bana ne getirecek? F kadar bir kaldırma kuvveti getirecek diyebilirim. Şimdi geldim arkadaşlar. Y'yi üstüne koyduğumda bakalım bu cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ne oluyor? Şimdi bir cismi böyle bir şeyin üstüne koyduğunda sen bunu ne yapacaksın? Tek bir cisimmiş gibi düşüneceksin. Bu ikisini bakın şöyle sanki şu şekilde damacana gibi, şu anda öyle gördüm, damacana gibi bir şekil varmış diye düşünebilirsiniz. İki tane cisim var burada. Bu iki cisim, yani X ve Y ama tek cisim gibi düşündük. Ne kadarı battı bu tek gibi gördüğümüz cismin? 4V'lik hacmi battı. O zaman 4V'lik hacim bize ne kadarlık bir kaldırma kuvveti getirir? Doğru orantılıydı ya. 1V'ye F dersem 4V'ye 4F demeliyim. Şimdi niye bulduk bu F'leri? G'lere geçeceğiz değil mi? Nasıl geçeceğiz? F'lerle G'ler doğru orantılı. Çünkü kaldırma kuvveti neye eşitti? Cisimlerin ağırlığına eşitti. Yüzen ve askıda kalan diye tekrar ediyorum. Orası önemli. Şimdi o zaman arkadaşlar şu F dediğimiz şeyi yine bu X cisminin ağırlığı ile orantılı olduğu için GX ya da G desem olur mu? Olur değil mi? GX'in ağırlığına G desem olur. Peki burada tek cisim gibi kabul ettiğimizde kaç tane ağırlık var? Bir X cisminin ağırlığı, bir de Y cisminin ağırlığı var ikisinin birlikte. O zaman şu 4F dediğimiz şey hem X cisminin ağırlığı hem de Y cisminin ağırlığıdır. Ben X cisminin ağırlığına G dedim. Şu. O zaman Y'ye ne kalır arkadaşlar? Bir tane G buysa şuradaki 4F'de ne olacak? 4G gibi düşünebiliriz bunu. Değil mi? 4G. Çünkü kaldırma kuvvetiyle ağırlık orantılıydı. O zaman 1G X ise Y'ye ne kalacak arkadaşlar Y cismin için? Bu G'yi buraya şutlarsan Y cisminin ağırlığı da 3G olacak. Ben birincisine ne demiştim? X cisminin ağırlığına 1G demiştim. Bana ne sormuştu? X'in ağırlığı 1G, Y'nin ağırlığı da buradan onu buldum 3G olacak. Yani G'ler nanay. Gördüğünüz gibi cevabımız 1 bölü 3 gelecek. Şurayı bir daha tekrar ediyorum. Bakın kaldırma kuvvetlerini buldum. Kaldırma kuvveti yüzden ve askıda kalan cisimlerde ağırlıkla orantılı olduğu için 1F'e 1G dedim. Ama şurada arkadaşlar bir cismi üstüne koyduğunuzda tek bir cisim olarak düşünüyorsunuz. Ama tabii ki tek cisim düşündüğünüzde hem X'in hem de Y'nin ağırlığı var orada. Oraya etki eden kaldırma kuvveti 4F olarak buldum hacimden. Ve 4F'in 4G ile orantılı olduğunu yazıp ikisinin toplam ağırlığından birini yerine koyup Y'yi de bulmuş oluyorum. Benzer bir soru daha yapıyorum. Pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi ne dedi bize? K küpünün D özkütleli türdeş X sıvısındaki denge durumunu vermiş. Yani X'imizin oradaki maviş maviş sıvının D özkütleli olduğunu söylemiş. Diğer
şekilde ise K kübünün üstüne L kübü konuluyor ve bulundukları sıvının öz kütlesi, yani Y sıvısının öz kütlesi de arkadaşlar 2 değilmiş. Aman dikkat, sıvılarını değiştirmiş. Sonra şekil 2'deki gibi olduğuna göre, bakın batma oranlarını da bize vermiş HAH diye. Ve burada bize K ve L cisimleri arasındaki neleri, ağırlıklar arasındaki ilişkiyi sormuş. Hadi gelin yine başlayalım hacimleri yazmaya. Ne diyelim şuradan? Ben bir kalemimi değiştireyim. Şimdi arkadaşlar, kırmızıymış orası da. Burada birincisinde K cismi yarı yarıya batmış değil mi? Bakın HAH'a HAH gösteriyor bize. O zaman ben bunun hacminin yarısı battı, yukarıda da bir yarısı var desem, VV desem herhalde güzel olur. Sonra geliyorum ikinci şekilde de yazayım. Bakın K'nın hepsi battığına göre o zaman K'nın aşağıda 2V'lik kısmı batmış. Yukarıda ise L'den yine arkadaşlar V kadarlık bir kısım batmış. Şimdi bak başlayalım. Ne demiştik? Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlıkla orantılı. Hemen kaldırma kuvvetlerini bulmak için başlıyorum. Şimdi birincisinde kaldırma kuvveti arkadaşlar V batan D sıvı G demiştik. G'yi nanay gönder gitsin. Sıvılar değiştiği için artık o benim için önemli. Hemen batan hacmi ne kadar K cismimizin? 1V. Bulunduğu sıvının öz kütlesi de 1D. O zaman biz, bir tane deve geldi buradan. Yok deve demeyin. Bakın bir tane deve var burada. Görmüyorsunuz siz ama bir deve var. Şimdi arkadaşlar, bir deveye biz bir F desek olur mu? Olur. Peki ağırlığı ne diyelim? Bir F'e de o zaman G kadar ağırlık olsun diyelim. Yani ben GK'nın ağırlığına, yani K cisminin ağırlığına G diyeyim. Tamam, buradan devam edelim. Şimdi L'yi koyduğumuzda geldik buraya, ne kadarımız battı? Artık bunları biz ne düşünüyorduk? Tek bir cisim gibi düşünüyorduk. Cismimizin ne kadarı yeşil sıvının içerisinde canlar? 3V kadarı. Hadi bunu etki eden kaldırma kuvvetini buluyoruz. Batan hacim 3V. Ha, şimdi sıvının öz kütlesi değiştiği için burası çok tehlikeli. Aman ha. 2D sıvımız ve G. Yazmasak da olur o G'yi ama yazdık. Kaç tane deve geldi buradan? 6 tane deve geldi. Bakın 2 kere 3, 6. O zaman 6 deveye biz ne diyeceğiz canlar? Burada 1 deveye 1 F dediysek 6 deveye, hadi direkt hiç FK yazmayacağım, sildim onu. 6 deveye 6 F diyebilirim. F'lerle G'ler orantılıydı. O zaman biz burada toplamda 6 G'lik bir ağırlık var diyebiliriz. Ama hangi, kimler o ağırlıklar? Hem L hem de K cisminin ağırlığı. Yani GK ile GL'nin arkadaşlar ağırlığına biz 6 F'e ne diyorduk? 6 G diyebiliyoruz. Hemen onu G'ye çeviriverdim. Peki biz burada K'nın ağırlığına zaten G demiştik. Bu 1 G ise L'nin ağırlığı ne olacak? 5 G gelecek değil mi? Peki her şey bitti herhalde. GK'ya 1 G dedim. GL'ye de 5 G dedim. G'ler nanay arkadaşlar. 1 bölü 5 Bursa oluyor cevabımız. Bir de canlar şöyle bir sorumuz var. Daha doğrusu önce bir anlatmak istiyorum. Yani bu tarz bir soruda çok takılıyorsunuz. Onu da göstermek istiyorum. Bakın 3 tane aynı boyutlara sahip kübümüz var. K, L, M küplerimiz. Ve bunlar arkadaşlar birbirlerinin üst üste konuluyor. M'nin üstüne L, L'nin üstüne K konuluyor. Tabii bunlar böyle birbirine yapıştırılmıyor. Yani birbirimizin ayrılmayın diye kenetlenmiyor. Hemen onun üstüne onu, onun üstüne onu koyuyorum ve öyle tutuyorum suyun içerisinde. Şimdi bu şekilde dengede kalıyorlarsa acaba bize işte neler olabilir diye bir soru soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bunlar birbirine yapışmadı. Yapışmadığı halde böyle duruyorsa bunların öz kütleleri hakkında bize kesinlik soruları sorabilir ve bu sorular birazcık pis sorulardır. Dikkat edelim bunlara. Öğrencilerin takıldığı ve yanlış yaptığı yerler. Önce bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi K'nın öz kütlesi hakkında konuşursak ne olabilir canlar? K'nın öz kütlesi kesinlikle burada sıvının öz kütlesinden küçük olamaz. Neden? Zaten K en üstte değil mi? K'nın üstünde onu aşağıda tutmaya sebep olacak bir cisim yok. Üstüne kimse binmemiş. O zaman senin eğer sıvının öz kütlesinden küçük olsaydı diyoruz K'ya öz kütlen. Sen ne yapardın? Çıkardın sıvının üstünde yüzerdin. Yani bütün hacmin orada batmazdı. Böyle burada
yüzmeye devam ederdin diyoruz. Ama bu içeriye girdiğine göre demek ki sıvının öz kütlesinden küçük değil bunun öz kütlesi. Ne olabilir? Sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Yani bütün hacme battığı için, içeride olduğu için arkadaşlar sıvının içerisinde öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Ya da alttaki lev bunu tuttuğu için batmıyordur. İçeriye de batabilir. Yani bu iki durum söz konusu ama biz kesinlikle ne olamaz diyeceğiz? Sıvının öz kütlesinden büyük olamazsın. Seni tutan bir şey yok orada. Yukarıda yüzerdin sen diyoruz. Geldim M'yi konuşmaya. Şimdi M'nin öz kütlesi de canlar kesinlikle sıvının öz kütlesinden büyük olamaz. Neden? Eğer büyük olsaydı ne olurdu? Sıvının öz kütlesinden büyük olunca cisimler ne yapıyordu canlar? Batıyordu değil mi? Gidip kabın tabanında oturuyordu. Şimdi seni burada oturmana yani engelleyecek bir şey var mı? Yok. L tutmuyor ki seni. Sadece L senin üstünde. Aşağıdan da kimse yok. Senin altında da başka cisim yok. O zaman sen bunlardan ayrılıp pat diye burada dibe çökebilirdin. Çökmediğine göre sıvının öz kütlesinden büyük değil senin öz kütlen diyoruz M içinde. O zaman K ve M için kesin bir yorum yapabiliriz. Yani şu olamaz diye. Ama M'ye, L'ye geldiğimizde arkadaşlar bakın L arada gördüğünüz gibi arada bir sıkışmış bir cismimiz. O yüzden L hakkında kesin bir şey söyleyemem. Her şey olabilir. Belki de sıvının öz kütlesinden küçük yüzmek istiyor, çıkmak istiyor ama tepesine K binmiş çıkamıyor. Ya da aşağıda arkadaşlar M olduğu için M'den dolayı aşağı inip batamıyor. Ya da belki de bunlar hiç olmasaydı yine orada duracaktı. Sıvının öz kütlesine eşit olacaktı diyoruz. Bu yorumda çok önemli size burada anlatmak istedim. Sorusuna bakıyoruz hemen canlar. Boyutları aynı olan kendi içlerinde bakın türdeş yine küplerimiz var. X, Y, Z küpleri D sıvı öz kütleli sıvı içerisinde şekildeki gibi dengedeymiş ve bunlar birbirine bakın yapışık değil diyor. Yani ben bunları zorla birbirine yapıştırmadım. Üst üste koyuverdim diyor. X, Y, Z küplerinin öz kütleleri için hangileri bakın kesinlikle yanlıştır. Ne dedik? Kesinlik soruları pis sorulardır. Aman bunlara dikkat edelim canlar, tamam mı? Hadi bakalım az önce söylediğimizi yapalım. Ne dedik biz? Ne olamaz ona bakalım. X sen burada böyle Y'nin Z'nin üstüne tepesine binmişsin değil mi? Eğer ki ben burada yapıştırmadığıma göre seni sen istesen hop yukarı çıkarsın ve burada yüzersin ama yüzmüyorsun. Niye yüzmüyorsun? Demek ki senin öz kütlen sıvının öz kütlesinden küçük değil. Olsaydı eğer böyle ne olurdu? Sen yüzerdin. O zaman dx d sıvıdan küçük olamaz diyoruz arkadaşlar. Şıklarda bunu arayacağız. Bir. İkincisi neye bakıyorduk? Y cismi için pek bir şey söyleyemiyorduk. O arada kalmış çünkü. Z'ye bakıyorum. Eğer Z'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olsaydı buraya yapışmadığı için hop dibe batardı değil mi? Öz kütlesi büyük olanın hazin sonu nedir? Aşağıya dibe çökmektir. Dibe çökmediğine göre ne olmuş arkadaşlar? Burada bizim Z cismimizin öz kütlesi büyük olurdu eğer sıvının öz kütlesinden büyük olurdu. Dibe çökseydi çökmediğine göre bu da olamaz. O yüzden canlar bu ikisini arayacağız. Sıvının öz kütlesinden küçük olamaz. Sıvının öz kütlesi bakın dx küçüktür sıvının öz kütlesi demiş. Bu durum olamaz dedik. Bir de sıvının öz kütlesi z'nin öz kütlesinden küçük olamaz. Bakın E şıkkında yine burada ne demiş? Dz büyük bakın sıvının öz kütlesi demiş. Bu da olamaz. O yüzden cevabımız E şıkkı kesinlikle yanlıştır. Y hakkında ne söyleyebiliriz? Her şeyi söyleyebiliriz. Oradan yola çıkamayız, tamam mı? Umarım sorular ve yöntemler işinize yarayacak gençler ve inşallah sınavda çıksın böyle bol bol net olsun hepinize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.